Merhaba, ben Özgür Koramaz. SolidWorks'te Loft komutunu kullanırken, yani oluşturumsuz profilleri katılımaya dönüştürürken, klauzeri dediğimiz guide-körleri de kullanabilmemiz mümkün. Şimdi ön düzlemden düzlem çoğaltacağız. Ön düzlem dedim. Seçtim bakın. Ne kadar uzaklıkta? 60'ar milim uzaklıkta iki tane daha düzlem oluşturuyorum ve onay veriyorum. Ön düzlemi de görünür hale getireyim. 3 tane düzlem oluşsun ve tek tek şimdi çizgileri çizmeye başlayacağım. Öncelikle ön düzlemden başladım. Geliyorum diyorum ki şöyle ölçülendirmeyi daha sonra yapacağım. Şimdi rastgele gidiyorum. El diyelim. 90 dedim. Çap 25 olsun. Şu çizgim tam merkeze, orta noktasına gelsin. Tam tanı skeç haline dönüştürüyoruz bu arada. Ve şu kısmı budayalım. Profilimizi bu şekilde oluşturduk. Onay verdim, çıktım. Sıra geldi ikinci düzleme. Yani düzlem 1'e. Pardon. Geldim üzerine çizim dedim. Ve ekranı karşıma aldım. Sıra geldi. İkincisine dediğim gibi objeleri dönüştür kısmından. Şimdi bakın aynısını çizeceğim. O yüzden hiç onunla uğraşmıyorum. Objeleri dönüştür kısmı var. Ona tıklıyorum ve onay verdiğimde aynısını sanki çizmiş gibi alıyor. Ben 10 milim küçüğünü oluşturmak istiyorum bundan. Tersine dedim. İçeri doğru ölçüm vermiyor. Çünkü ölçüm parçam oluşturmaya müsaade etmiyor. Ya da 10 milim dediğim çizgimi seçeyim. Dışarı doğru dedim ve onay verdim. Bunu oluşturmuş oldum. Şimdi şunu silmem lazım. Profillerimi. Son çizgim dedim. Onay verdim. İkincisini oluşturduktan sonra düzlem 2'ye geliyorum. Karşıma alarak üçüncü profilimi oluşturuyorum. Üçüncüsü de şunun aynısını yapacağım. O yüzden objede dönüştüre tekrar geldim. Seçiyorum. Convert Entities'di İngilizcesi. Geldim. Onay verdim ona da. Üç tane profilim oluştu. Şimdi Loft komutu yardımıyla bunu birleştirip katı parça oluşturabilirim. Fakat ben diyorum ki ben bir de referans değeri oluşturmak istiyorum. Ve şuradan düz olarak değil de benim eğrimin etrafında yürüsün. Üst düzlem diyorum. Ekranı karşıma aldım. Ve dikkat et ya da ekranı karşımıza almıyorum. Buradan da çizebiliriz. Ya da direkt alalım. Noktaları görelim. Burada dikkat etmem gereken şunları görünmez yapabiliriz bu arada. Ön düzlemi de görünmez yapalım. Parçam tam net gözüküyor. Dikkat etmem gereken tam şu noktalardan, kesişim noktalarından oluşturduğum eğrilerimin geçmesi. Tamam. Bu tarafı geçirmiş olduk. Karşı tarafı da aynı şekilde geçirelim. Veya convert edebilmemiz de mümkün. Aynalamamız pardon. Convert değil, yanlış söyledim. Kopyala komutu yardımıyla bunu kopyalayabiliriz. Ya da objeleri aynala derim. Çizgimi seçerim. Karşı tarafa derim. Buradan buraya aynalamış oldum. Şunu da sildik mi? Profilimizi oluşturduk. Şimdi sıra geldi işlemi yapmaya. Unsurlar diyorum. Loft diyorum. Diyorum ki şu çizgim. Burada çizgileri seçtiğim yöne dikkat etmem lazım. Buradan yürütürken diyorum. Klauzerleri de kullan. Yani şunu kullan. Eğriyi tamam dedim. Ve şu eğriyi kullan. Eğri. Onay verdim. Tamam dediğimde ekranda görüyorsunuz bakın. Parçam oluşturdu. Ayrıca benim klauzerlerim de kullanarak katı parçayı rahatlıkla oluşturmuş olduk. Gene bunda da diğer komutlarda olduğu gibi alt skeçlerini değişiklik yapabilmemiz mümkün. Eğrimize değişiklik yapabilmemiz mümkün.
Gene geliyorum üzerine. Skeç çizimi düzenledim ve skecine yani iki boyutuna geçiş yapmış olurum ve işlemi yapmış olurum. Erileri kullanarak da bu şekilde loft komutu yardımıyla birçok parçayı oluşturabilmemiz mümkün.